kütlenin korunumu. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Yani tepkimeye girenler ve ürünler aynı kütlede olmak zorundadır. Şimdi biz burada temsil olarak karbona 5 gram desek, hidrojene 1 gram, oksijene de 3 gram desek ve bunları kendi gramlarını yerlerine yazsak kaçar gram olduğunu gördüğümüzde ikisinin de birbirine eşit olduğunu ispatlamış olacağız. Bakın şimdi. Karbon kaç tane? 2 tane. Kaç tane? Kaç grammış? 5 grammış. 2 kere 5 10 gram karbonum var. Doğru mu? Hidrojeninden kaç tane? 4 tane. Hidrojenin 1 gramdı. 4 gram da hidrojenim var. Doğru mu? Toplam kaç gram etti? 14 gram. Şimdi oksijenin için konuşalım. Oksijenime de temsil olarak 3 gram dedim ben. 2 kere 3. Kaç tane oksijenim var? 6. 3 kere 6'dan kaç gram olmuş olur? 18 gram oksijen olmuş olur. Yani tepkimeye girenler 14 gram ve 18 gram. Yani toplam 32 gram tepkimeye girmiş. Aynı işlemin zaten tepkimemiz denk olduğu için 2 tane karbon, 2 kere 5'ten 10 gram karbonum var. Artı 4 tane oksijenim var burada değil mi? Oksijenim kaçtı? 3. 3 kere 4? 12 gram da oksijenim var. Toplamda kaç edecektir? 22 gram edecektir. Şimdi buraya bakalım. 4 tane hidrojenim var. Hidrojenlerim birer gramdı değil mi? Evet. Yani toplam 4 gram hidrojenim. 2 tane de oksijenim var. Oksijenlerim kaç gramdı? 3 gramdı. 2 tane olunca 6 gram. Toplam 10 gram etti. 22 ile onu topladığımız zaman toplam yine kaç çıktı? 32 gram çıktı. Girenler ve ürünler. Tabii her zamanki gibi de ısı açığa çıktı.